Eskiden oğlan bayılırdı eve. Bütün sınıfı toplardı annesinin başına. Yerler, içerler, kıyamet kopardı. Şimdi o da kesti ayağını. Gece hayatına alışınca kırdan, bayırdan vazgeçti. Akşam kalkıyor yataktan zaten. Zamanı geçti abi. Durulur yakında ya, acele etme sen de. Seni de yorduk abi, böyle yollara düşürdük. Gerek yoktu, sen gelmeseydin. Yani biz gidip kendimiz bakardık öyle paşa paşa. Ne zamandır dolaşmadım ben de evi. Arada bir baskın vermek iyidir çalışanlara. Oğlan senin yanında çalışıyor değil mi abi? Okuyor hala ama hesapta. Gözümü boyamak için. Şimdi küçük biraderin yanında. Bu sene onunla çalışıyor. Yapıyorlar işte bir şeyler. Aslında gözüm görmesin, kavga çıkmasın diye. Yaptıkları bir şey de yok, fasa fiso. Al birini, vur ötekine. Değil mi? Ev kalabalıkmış. Baba. Aa. Samet Karayel değil mi bu? Hoppala. Onun babasını nereden tanıyor bu adam ya? Hiç şaşırmadım. Oğlum. Nereden çıktın ya? Asıl seni sormalı oğlum. Burada olduğunu bilmiyordum. Grup halinde gelmişsiniz. Oo, maşallah. İyi günler gençler. Sermet Bey. Şaşırdım gerçekten. Ben de çok şaşırdım ya. Tesadüfün böylesi. Biz silah terabiyle yola çıkmıştık. Yani sizi göreceğim hiç tesadüfe bakın ya. Sermet Bey bizim evle ilgileniyor. Görmek istedi. Ben de onunla gelip dolaşayım dedim. Çalışanlar falan nerede? Kimse yok ortada. Ya sorma baba, evde çok kötü durumda. Ben bütün herkesi yolladım. Değil mi? En doğrusunu yapmışsın. Yani ben de parti versem herkesi gönderirim. Tabii insan eğlenirken yabancıları pek görmek istemez. Değil mi? Biz dağınık yataklara alışkınız. Sorun değil zaten. Biz öyle bir bakacağız, çıkacağız. Bu arada Irmak Deniz Tunalı. Can Keskin ressamdır. Aynı zamanda Deniz Hanım'ın nişanlısı olur. Şu arkadaş da Fırat Kazan. Sizinle tanışmıştık. Bankanızla epey iş yaptık geçen yıllarda. Evet. Sizinle çalışmak gerçekten bizim için bir onurdu beyefendi. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür, iyi. Oğlumla tanıştığınızı bilmiyordum Fırat Bey. Atıf böyle arkadaşlar edindiğine göre umudu kesmemek lazım. Ha, bu arada Narin Yılmaz çok özel bir arkadaşım. Aynı zamanda kendisi avukattır. Babam... Heh, esas konuya gelelim. Sizi merak ediyordum hanımefendi. Erol sizden her zaman övgüyle söz eder. Şey bu hani gazetede mazetede bir şeyler çıktı ya. Onun için bayağı bir konun açıldı ondan. Tahmin ediyorum canım. Ben de babanın yerinde olsam merak ederdim beni. Silahtar abi. Gelin adayı mı? İnşallah Sermet Bey. İnşallah. Öyle güzel, tatlı, başarılı, akıllı bir hanım. Kim istemez gelin olarak? Değil mi? Tesadüfün böylesi değil mi Atıf? Biz de daha geçenlerde... Fırat Bey'in nişanındaydık. Öyle mi? Irmak Hanım'la nişanlandı da kendisi. Allah tamamını erdirsin. Amin, amin. Siz nasılsınız? Irmak abla. Tabii değil mi? Sabaha kadar eğlenince uyanmak zor oluyor. Vücut da zayıf olunca. Oysa Deniz Hanım da güzel değil mi? Pırıl pırıl. Burayı satın mı almak istiyorsunuz Sermet Bey? Yani kısmetse bakalım inşallah. Biz artık odaya bakalım değil mi? Değil mi ya? Biz mi? Bakalım da biraz dağınık. Rahatsız olmayın. Babacığım sen keyfine bak. Tamam oğlum, merak etme. Hanginiz bana kahve yapacak hanımlar? Narin Hanım tabii. Değil mi? Tabii. Nasıl olsun kahveniz? Orta olsun kızım. Zahmet olacak. Bunların arası limoni. Irmak ablanın suratından belli zaten. Güzgülleri. Deniz'le Can da burada kalıyor değil mi? Bu zaten ressamın çantası. Kızın aksesuarları burada. Narin seni yatağa almıyor mu? Seni niye ilgilendiriyor? Sana ne? Tam isabet. Demek yatağı almıyor seni ha? Sen niye merak ediyorsun insanların ne yaptığını? Neden ilgilendiriyor seni?
Canım, bak bu şaka fazla uzadı. Tamam, anlıyorum, iyi niyetlisin. Sen Narin'i Fırat Kazan hadisinden korumaya çalışıyorsun ama... tadını da bırak, kartma. Beğendim burayı. Düşüneceğim. Arkadaşım, sen niye kızın peşini bırakmıyorsun ki? Manyak mı bu adam? Ben anlatacağım sana şimdi. Ufak bir brief vereceğim, anlayacaksın hepsini. Ne brief'i vereceğim? Anlatırım yani. Anlarsın. Peki. Evin gelini halleri. Hayırdır? Gezdin mi Sermet Bey eve? Hı? Beğendin mi, için rahatladı mı? Rahatladım, rahatladım. Sen de bayağı rahatlamışsın. Bundan sonra tekrar görüşeceğiz. Ama bugünkü gerçekten rastlantısal. Tesadüfün gözü yani. Sermet Karayel, İstanbul'a döndüğüm zaman sana bu alemin en pis taciz davasını açacağım, haberin olsun. Sen beni öldürsen bile vazgeçmeyeceğim. Ne güzel. Görün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Daha sık görüşürüz. Beğendiniz mi Sermet Bey evi? Evet evet, çok güzel. Çok zevkli döşenmiş. Paramız yeterse inşallah anlaşırız. Zaten avukatımız ortak. Erol Bey her şeyi halleder. Tabii. Sen geç arabaya hadi. Oğlum bembeyazsın. Çok içiyorsunuz tabii. Bak bu yıllar bir daha geri gelmez. Yok baba, iyiyim iyiyim. Sermet Bey pazarlığa daha evi gezerken mi başladı yoksa? Para almışsın sen biraz. Silahtar abi, sen kahveni yudumlarken ben hanımlara biraz asmaldık diyeyim. Babacığım, sen bizle dönerdin. Yok, dönmem lazım. Annen bekliyor. Davete yetişeceğiz. İyi, o zaman ben seni bırakayım. Uzatma evlat. Keyfine bak sen. Sohbet ede de gideriz biz. Hem sevdim adamı. Zekiydi. Bir veda edeyim dedim. Hemen mi gidiyorsunuz? Beğendiniz mi evi? Evet, ev çok güzel. Aslında bu evler kalabalık aile olduğu zaman daha güzel. Böyle her yerden bir velet çıkacak, koşup koşup böyle uzatlayacaklar. Değil mi? Evet. Küp küp paranız da olsa bazı şeyleri satın alamıyorsunuz. Bu da onlardan biri. Tamam, mutluluk atmayın. Hoş bir adamım, imkanlarım var. Hayattaki tek kadın Narin değil. Siz beni boş verin. Kardeşiniz psikopata bağlamış durumda. O da mı Kazan Zede? Kazan Zede. Çaktın. Yani ayrı yatıyorlar, haberin olsun. Öyle. Yani tabii ayrı yatacaklar. Sonuçta evli değiller. Bizde öyle, kızlar ayrı, erkekler ayrı yatılıyor yani. Normal. Yani. Ben niye böyle bir şey söyledim ki şimdi bu herife? Çok büyük tehlikedesin, ben sana söyleyeyim, çok. Ne oldu, tehdit falan mı etti sana? Gerçekten inanamıyorum. Yarın bir avukat ordusu tutacağım kesin. Sakın Durat hukuktan kimseye alma. O Erol Durat'ın gizli ortağı. Sen ciddi misin? Bana bak, hemen o şirketten ayrılıyorsun. Babamla da konuşacağım, bütün ilişkisini kesecek orayla. Adama bak ya, babam bayağı kandırmış, buraya kadar getirmiş. Sen Narin, bana taşınsana. Sana üç tane, üç de değil hatta beş tane falan koruma tutarım. Yani sokağa çıkarken onlarsız çıkmazsın. Atıf, sakin ol. Yok bir şey. Korkma bu kadar. Yahu nasıl korkacak bir şey? Adamın sıfatı görmüyor musun ya? Başınıza nasıl bir iş aldığınızı gördünüz mü? Nasıl bir iş almışız abi? Sen düşün asıl. Adam sana da kafayı takmış. Her an başına bir şey gelebilir. Bana bir şey yapamaz o. Sen merak etme. Ben varken Narin'e de dokunamazsın. Bence sen kolla kendini. Ya arkadaşım, bu nasıl bir özgüven? Sizin kasabanın sularına bir şey mi kattılar? Deli misiniz kızım hepiniz? Ya da benim antenlerim iyi çekmiyor? Anlayamadım gerçekten. Abi,
Atıfcığım bak, bütün bunları bırakıp kaçabileceğim bir yer olsa gerçekten her şeyi bırakır ve giderim. Tamam mı? Ama çalışmam gerek. Para kazanmam gerek. Kardeşimi bulmam gerek. Bir şekilde hayatımı düzenine sokmam gerek. Ama merak etme, seni kurtarmak kolay. Tamam. İstersen hemen bu işten sıyrılabilirsin. Yarın öbür gün başka bir kızla gazetede resimlerin çıkar. Biter işte, o kadar. Ayrılıyoruz yani. Atıfcığım, biz birlikte değiliz zaten. Unuttun mu? Ya biliyorum, tamam da yani ayrılığın böylesi bile insana tuhaf geliyor. Ben hazır hissetmiyorum yani kendimi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.